Evet arkadaşlar, uzun zamandan beri ilk SRG toplantımıza hoş geldiniz. Yaklaşık 1,5 yıldır görüşmüyorduk. Pandemiyi fırsata çevirdik. Uzaktaki konuşmacılarımızı ağırlıyoruz. Sezonun ilk konuşmasını Berk Sunar hocamızdan alacağız. Ben kendisini kısaca tanıtayım. Berk Hoca 1995 ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu. Sonrasında Amerika Oregon State Üniversitesi'ne gitti, üniversitesine. Orada Çetin Kaya Koç Hoca ile çalıştı. Doktorasını orada yaptı 99 yılında. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra akademiye geçti ve Worcester Polyteknik Enstitüsü'nde uzun zamandır öğretim üyesi olarak çalışıyor. Ve profesör kendisi orada. Özellikle hani donanım kriptografisi dediğimiz alanda, yani bu CES konferansında falan yayınlanan şeylerde uzman kendisi. Yani o alanda dünyada en iyi tanınmış uzmanlardan biri diyebilirim. Kendisi sağ olsun bugün davetimizi kabul etti. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Berk Hocam buyurun. Peki, sağ ol Aydın Hocam. Ne kadar katılmasam da çok iyi tanıdığıma. Teşekkürler. Neyse şimdi yani bugün aslında yaklaşık 1,5 sene önce yaptığımız bir çalışmayı paylaşmak istiyorum arkadaşlarla. Ve yani bu çalışmada kolaboratif bir çalışma. Bir TPM device'ler üzerine atak yaptık. Zamanlama atakları dediğimiz timing atakları. Bunun için bazı tekniklerde mesela matematiksel tekniklerde kullanıyoruz. Lattice atakları falan. Onlardan bahsedeceğim. Bu çalışma Thomas Eisenbart Almanya'dan ve Nadia Henninger UCSD'den bu hocalarla beraber ve asıl işi çalışmayı lead eden eski öğrencim Daniel Mugim. O da mezun oldu. Şimdi UCSD'ye postdoc'a gitti Nadia'nın yanına. Daha yeni mezun oldu 2 ay önce. Ve bu çalışma dediğim gibi yani USENIX'te sunuldu. Ağustos'ta, geçen Ağustos'ta. Evet. Ve yani her şeyden önce bu TPM nedir? Özellikle hani bilmeyen arkadaşlar için çok kısa bir tekrar olsun diye bir iki slide zaman harcayacağım. TPM dediğimiz alet, Trusted Platform Module, ekstra bir çip olarak genelde implement ediliyor. 2000'lerin başlarında Trusted Computing Group tarafından ortaya konmuş bir yeni bir yapı diyelim, güvenlik yapısı. Bunun esprisi de işte bilgisayarda ve kullandığımız sistemlerde güvenli olarak donanımdan gelen bir güvenlik kaynağı olsun diye Root of Trust dediğimiz bir ekstra bir alet koyma ve bunun sayesinde uzaktan artık o alet compromise bile olsa üzerindeki işletim sistemi veya donanım hatta compromise bile olsa bir güvenlik açığı olsa bile ayakta kalabilsin bir sistem ve bu sistem üzerinde güvenli işlemler yapabilirim diye konulmuş ekstra bir çip, yani öyle düşünmek lazım. Bu çok daha büyük bir vizyon vardı ilk başlarda, 2000'lerin başlarında. Bu Trusted Computing Group işte bunu daha çok media streaming için kullanacaktı. Ve tabii burada negatif bir feedback oluştu. Özellikle güvenlik konusunda ve kişisel haklar konusunda birçok araştırmacı bir şekilde bu Trusted Computing Group'a karşı durdu. Çünkü yani bu makineler artık bizim olmaktan çıkacak diye. Diye o zamanlar işte artık ne kadar hangi streaming servisi veya hangi medya organizasyonu veya Microsoft kim varsa onların eline geçecek. Biz sadece dışarıdan kendi ödediğimiz makineye terminal gibi bağlanacağız düşüncesiyle geri itelediler. TPM veya Trusted Computing genel olarak geri çekildi ama halen var ve TPM şeklini aldı. Yani halen aletlerimiz bizim ve birçok uygulama aslında bunu sessizce arkada background'da kullanıyor bazı sebeplerden dolayı ama makina elimizden gitmedi. Yani halen biz istediğimiz medya kontentini çalabiliyoruz ve bize ait olarak devam ediyor. Bu TPM'in ana mantığı güvenli bir device olması gerektiği için, bir çip olması gerektiği için tamper resistant olması. Yani herhangi bir şekilde müdahale edip fiziksel olarak bir ekstra bir güvenlik olması, izole ve ana çipin dışında, yani bir işte Intel CPU'su varsa bu onun içinde falan değil de ekstra bir çip olarak kenarda durması, ondan ayrı.
Ve side channel, özellikle yan kanal analizlerine güvenli olması çok çok önemli. Ve kripto işlemlerini gerçeklemesi. Yani bize neler gerekiyor? Mesela imza, dijital imzalar, digital signature, işte random number generation, bu tip servisleri vermesi. Ve bunun sayesinde birçok application enable edilebiliyor. Örnek olarak mesela Microsoft'un BitLocker'ı, yani hard disk encryption, bunu kullanabiliyor. Yani enable edebiliyorsunuz onu. AWS'e ulaşım da aynı şekilde. Güvenli bir şekilde anahtarları TPM'de tutabiliyorsunuz. Linux'te daha sürüyle birçok tool var, yani TPM enable olarak kullanabileceğiniz. Yani secure ekstra bir storage olarak da düşünmek mümkün. Yani anahtarı bu TPM'in içerisinde üretiyorsunuz. Oradan hiçbir zaman çıkmıyor. O anahtar içinde kullanılıyor TPM'in içerisinde. O yüzden ana CPU ve operating sistem üzerinden atak da yapılamıyor. Ama bunun sayesinde operating sistem üstünde çalışan application'ları, güvenlik, yüksek güvenlik gerektiren application'lara destek, hardware donanımlı, donanım hardware backed güvenlik olarak bir root of trust sağlıyor. Ana mantık bu. Ve birçok security fonksiyonu var içerisinde bu TPM'lerin içerisinde. Bunun genel TCG'nin spesifikasyonlarına falan bakarsanız, çok eski bu, 2000'lerin ortasında çıkan böyle 500-600 sayfalık dokümantasyon var. Çok karışık. Ama şu an kullanılan TPM'lerde bunların çok küçük bir kısmı implement ediliyor. Mesela işte random number generator, yani sayı üretici, rastgele sayı üretici hardware olarak kuruluyor içerisine. İşte bundan RSA key'leri, ECC key'leri falan üretilebiliyor. Hash fonksiyonları implement edilmiş durumda. Ve işte onların yanında yani bu security, güvenlik, işte encryption, decryption, signature, imza ve şifreleme fonksiyonlarının yanında aynı zamanda persistent, yani kalıcı şekilde hafıza da var üzerinde. Yani zaten işlevin birçoğu aslında orada geçiyor. Ara sıra imza atıyor falan ama anahtarı güvenli tutması çok çok önemli. Ve anahtar hiçbir zaman çıkmıyor. Burada üretiliyor, dışarı çıkmıyor. Onun dışında işte zaman zaman extra versatile memory, yani işlem esnasında kullanılan, ondan sonra hafızasını yitiren, yani sıfırlanan hafızalar da var. Ve genel olarak bu çipin güvenli olarak implement edilmesi gerekiyor. Yani dışarıdan herhangi bir müdahaleyle, işte glitching atakları, başka ataklar var, sürüyle fiziksel ataklar var. Onlara karşı güvenli olması lazım. İşte var olan servisler, işte Trusted Execution of Signing Operations bunları sağlıyor. OpenSSL bunu kullanabiliyor. VPN tool'ların bazı, StrongSwan mesela bunun bir örneği, BitLocker, bunun gibi sürüyle application var aslında TPM kullanan. Ve bunun dışında Remote Attestation denen ekstra bir fonksiyon var. Bu biraz daha işte TCG veya Trusted Computing mantığından gelen bir şey. Yani sizin donanımınızın güvenliğini uzaktan, hani diyelim ki internet üzerinden veya herhangi bir üçüncü bir device üzerinden query edilebilmesi. Yani diyelim ki sizin TPM ölçüyor, BIOS kernel'i mesela, BIOS'un firmware'ini alıyor, onu işte measurement olarak tanımlanıyor, bunun kendine has bir dili var, onun üzerine imza atıyor, hashleyip imza alıyor ve yolluyor karşıya, karşı taraftan, yani çok basitleştirerek anlatıyorum, o BIOS kernel'ın gerçek olup olmadığı kontrol edilebiliyor. Bu attestation örneklerinden bir tanesi, uygulama örneklerinin. Yani herhangi bir şeyi etest edebiliyor. Etest demek yani ona şahitlik etmek gibi bir şey aslında Türkçe çevirince. Eğer TPM çipine güveniyorsanız onun onayladığı şeylere de güveniyorsunuz. Onun sayesinde de operating sistemi check edebiliyorsunuz yani. Ve spesifik olarak bu çalışma, bizim yaptığımız çalışmada bizim target, yani hedeflediğimiz algoritmalar TPM 2.0'da implement edilmiş Elliptic Curve Digital Signature algoritim, EC Schnorr algoritması, Schnorr imzaları ve ECDA denen, işte attestation'da kullanılan, yine imzanın biraz daha geliştirilmiş hali diyelim. İçinde ama yine Elliptic Curve operasyonları var. Bu üçünü target ediyoruz, yani hedefliyoruz. Daha spesifik olarak bu aletler nelerdir? İşte bakmaya başlarsak işte bu TCG spesifikasyonlarına falan.
örnek olarak işte SD'nin var, şu sol alt tarafta gösterdiğimiz işte productlar var şu an markette olan. Bu Trusted Computing Group'un web sitesine girerseniz orada sürüyle bilgi de var, kullanılan platformlar da var. Ve bu platformların sağladığı özellikler de özetlenmiş durumda. Bizim spesifik olarak baktığımız platform, mesela buradaki yaptığımız önemli ataklardan bir tanesi, ST'nin 33 platformu, yani bunun tabii spesifik bir ismi var, çip ismi falan, makalede de var, bakabilirsiniz. Ve orada söylenen şu, intrinsic countermeasures for cryptographic algorithms against side channel attacks like timing attacks, simple power analysis and differential power analysis. Yani buradaki dediği işte yan kanal analizlerine karşı zamanlama hata, işte power atakları falan veya işte güç kullanarak gücün alınması, işte ana orada mesela ne kadar üstüne bir EM probe falan elektromanyetik probe koyuyorsunuz. Ne kadar güç kullandığını oradan estimate edip oradan da atak yapabiliyorsunuz mesela. Yan kanal çalışanlar iyi biliyor bu konuları. Bunlara karşı dayanıklı diye iddia ediyor ST for mesela. Ve hatta sertifikasyon alabiliyorsunuz bu Trusted Computing Group'un önerdiği ve şiddetle kuvvetlice desteklediği bir şey. Hatta independent yani bağımsız laboratuvarlar var Avrupa'da, başka yerlerde de. İşte bir şirket mesela bir Trust Computing TPM çipi ürettiği zaman bu laboratuvarlara gidip onaylatabiliyor. Bu onaylama süreci zaman alan, 6 ay, 1 sene süren bir süreç. Orada bu çipin özellikleri açıklanıyor. İşte şirket anlatıyor. Şunlara şunlara güvenlik, karşı güvenlik vardır diyor. Ve laboratuvar onun analizini yapıyor. Gerçekten doğru mu? Ve ona göre onay veriyor değişik seviyelerde. İşte burada anlatılan Common Criteria diye bir mekanizma var. Hani güvenlik artık protokolü mü diyebiliriz. Bu belli seviyelerde assurance veriyor, güvenlik veriyor yani. EAL 4 artı moderate diyor mesela bu TPM, TCG, TPM 2.0 için. TCG'nin önerdiği level ve ST'nin çipi de bunu sağlıyor. Ve sertifika almış durumda. Yani bu side channel'a karşı yan kanal analizine karşı güvenli diye onaylanmış bir çip. Bu arada soru var mı herhangi şu noktaya kadar? Duyabiliyor musunuz? Sesim iyi geliyor mu? Gayet iyi gidiyor hocam. Hiçbir sorun yok. Çok iyi. Tamam. Kusura bakmayın. Bazen takılıyorum. Hani Türkçe'ye çevirirken bazı çok, çünkü jargon var burada. Özellikle TPM konusunda. Eğer anlaşılamayan bir şey olursa lütfen yani durdurmaya çekinmeyin. Şimdi biraz daha yaklaşalım bu TPM çiplerine. Şimdi bizim analiz yaptığımız iki tip çip var aslında. Bir Intel'in kendi ürettiği çipler var. Daha doğrusu platform var analiz yaptığımız. Bir tanesi işte bizim kullandığımız laptoplar. İşte Dell laptop olabilir, Apple'ın olabilir, başkaları olsun. Bunların içerisinde de TPM çipi var birçoğunda. Ve bu iki şekilde geliyor. Yani diyelim ki bir i7 core'unuz varsa bunun içerisinde TPM var. Konuşacağız şimdi bir dakika sonra. Bunun dışında ayrıyeten ekstra bir çip de olabiliyor. Sorun var. Tamam şey var. Link atılmış. Bu mesela Infineon'un var, ST Microelectronics'in var. Özellikle Kore'de, Çin'de daha başka üreticiler de var. TPM çipleri sürüyle var yani. Bunların ana özelliği ve bizim için önem ifade eden Intel'in kullandığı çipler daha hızlı. Çünkü integrated çipler var. Yani i7'nin yanına ekstra bir çip koyuyor TPM işlerini yapabilmesi için. Bu buna göre çok daha hızlı yani. Bu diğerleri de ekstra dışarıda olanlar. Bunlarda da genelde güvenlik seviyesi daha yüksek. Daha yavaş işlemler yapıyorlar. Low power ekstra bir çip ama güvenlik seviyesi. İçinde countermeasure'lar var side channel'a karşı. Ve birçoğu certified. Yani işte bu common criteria, EAL level 4 plus falan yani. Hani side channel güvenliği de var. İşte glitching'e karşı da güvenliği var. Vesaire vesaire.
Şimdi biz bu işe başlarken aslında Daniel'ın yaptığı bir Intel'in içerisindeki kullanılan işte FTPM denen TPM çipine atak yapıyor. Aslında bu bir çip değil. FTPM'in esprisi firmware TPM. Yani firmware ile üretilmiş bir TPM, soft TPM var. Yani bu soft TPM herhangi bir Intel makineniz varsa i7, i5 her neyse bunlardan herhangi biri olabilir. İşte i9 çıktı şimdi. Ve birçok laptopta bu built-in olarak var. Bu aynı çipin üzerinde ekstra bir hardware olarak konuyor. Yani bu ekstra bir çip var aynı dayın üzerinde. Tamam mı? Yani sizin Intel i7 yazan çipin içerisinde sadece i7 CPU'su yok. Onun yanında ekstra bir tane daha çip var. Low power ama separate yani. Çünkü bu TCG'nin kısıtlamalarından bir tanesi. Yani fiziksel olarak izole edilmiş olması lazım. Yan kanalı ortadan kaldırmak için. O yüzden Intel'de ekstra bir çip koyuyor ve bu çip aslında Converged Security Management Engine denen ekstra bir çip olarak çalışıyor. Yani ve aslında bu bir çip, hani general purpose bir prosesör bu. Başka işleri var, memory management ile ilgili, başka işlerle ilgili. İşte busları manage ediyor, neyi nereye access ediyor falan. Bu da zaten ayrı atakları var bunun üzerine, memory atakları. Bunun üzerinde çalışan bir teknoloji, bu firmware TPM. Ve tüm Intel serilerinin %99'unda var yani bu. Bu kullandığı firmware de bunu daha sonradan öğrendik. PTT denen ayrı bir software var. Onunla aynı olduğunu daha sonra onayladı Intel bizimle. Bu ataktan sonra konuşarak bunu öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi. Bizim Daniel'in yaptığı da bu işte bir Linux makinede düşünün artık. Açıyorsunuz. İşte i7 falan var içinde. Bunun tool'ları var programlamak için TPM çipini. Hani diyelim ki bir application, BitLocker olsun hard disk encryption için veya mesela digital wallet'ları şu an TPM'e bağlamak çok moda. İşte Bitcoin'i falan çalınmasın diye. Ve TPM içerisinde yapılıyor işlemler, onaylamalar, işte banka transferleri falan filan. Onun gibi bir setup düşünün. Orada önemli olan operating sisteme güvene gerek kalmaması. O yüzden biz operating sistem seviyesinde bir attacker kabul edebiliyoruz yani. Tamam. Bizim Daniel'in yaptığı da bir application yazdı. Basit bir application. Yaptığı şey sadece TPM'e imza ürettirip Intel üzerinde. Onun zamanını ölçme. ECDSA signature'ları üretiliyor. 256 bitlik. Ve onun zamanları ölçülüyor. CPU cycle cinsinden bir histogram oluşturuyoruz. Bu grafik onu gösteriyor. Yani ECDSA çalışıyor ama bu grafiğe baktığımız zaman neyi görüyoruz? Zamanlama bayağı ciddi oynuyor yani. Hani sabit bir zaman yok veya küçük bir Gaussian hani etrafında. Ciddi değişiklikler var. Bazı imzalar çok hızlı, bazıları inanılmaz yavaş. Birçoğu ortada. Ama burada da bir distribution var yani. Yani bir timing channel'ı var. Onu gördük yani burada. Tabii burada, buna bakarak bir şey anlayamıyorsun yani. Şimdi şunu da hatırlamak lazım, unutmamak lazım. Bu TPM çiplerin içerisinde ne var, kodları falan filan. Bunlar tamamen kapalı yani. Hiçbir bilgi yok. Bu firmware erişim de yok. Hangi kod kullanılıyor bu? Firmware TPM için de aynısı geçerli Intel'in. Bunu hardware'de mi implement ediyor? Firmware mi falan? Bunları hani zaman aldı öğrenmemiz. Özellikle ST için inanılmaz kapalı bir platform. Herhangi bir bilgi yok. Yani black box olarak düşünün. Biz buna black box analizi yapıyoruz. Okay. Şimdi Daniel bu datayı aldıktan sonra, tamam mı? Buradan herhangi bir şey göremiyoruz. Tek söyleyebileceğimiz burada bir yani time olarak işleme, yani imza atma zamanı olarak bu TPM constant bir time vermiyor bize. Bir oynama var ama bu bir atak için yeterli değil başlı başına. O yüzden bizim Daniel'in yaptığı ilk iş bir kernel modülü yazdı. Basit bir kernel modülü. Linux'e işte plugin ediyor. Zamanlamayı daha yüksek resolution'la, çözünürlükle elde edebilmek için. Yani kernel driver'ı yazıyor ve yüklüyoruz. Root olabiliyoruz makinede. Ama TPM'in dışındayız hala. Ve zamanlamayı aldığımız zaman, yani bu yine Intel üzerinde çalışıyor. Aynı platform, sadece daha düzgün bir measurement platformumuz var artık. Yani bu grafiği görmek yerine artık bunları görmeye başlıyoruz.
Yani burada işte büyük bir Gaussian görüyoruz. İşte şu 4.82. Erk hocam pardon, bu gösterdiğin grafik öbüründen nasıl buna geçtik? Evet, işte bu kernel modülü yazdı bizim Daniel. Plugin yaptık. Kernel modülü yazınca timing fonksiyonu, timing'i application seviyesinden alıyorduk şurada. Evet. TPM fonksiyonlarını çağırarak. Evet. Onun driverlarını kullanarak. Onun driverlarını kullanmak yerine direkt kernel içerisine yazınca bir anda o, yani ekstra layer'lar var. Onların hepsinin zamana katkıları da var burada. Tamam. Bu grafikte. Onlar gidince o ekstra diğer layer'lardan gelen işte zaman oynamaları falan filan, bu grafik gelmeye başladı. Yani çok daha precise bir şekilde time ölçebiliyoruz. Tamam, bunu herhalde açıklayacağım yani. Bu çok ilginç bir şey. Tabii. Abi. Yani bunu görünce zaten çok açık, net bir şekilde görünüyor. Çünkü buna benzer ataklar daha önce, yani normal açık OpenSSL olsun, işte Intel'in başka bir kripto suite'u vardı. Ona da yaptığımız ataklar falan. Onlardan biliyoruz bunun ne olduğunu. Bu grafik çok bariz bir şekilde bize ECDSA'in Windows bir şekilde implement edildiğini gösteriyor. Yani ECDSA hesabı yaparken işte bir point scalar multiplication'ı yapıyoruz. Aynı şeydeki gibi, RSA'daki exponentiation gibi. Ve ne yapıyoruz? İşte bazı window'lar alıyoruz şeyde, exponent'ta veya scalar multiplier'da. Onlarla işliyoruz 4 bit veya 8 bit. Ne kadar pre-computation yapabiliyorsak o kadar büyük window'larla işleyebiliyoruz. Daha hızlanması için yani. Bu standart bir implementation tekniği. Şimdi bizim için tabii neyle implement ettiğini Intel'in bilmiyoruz burada. Nasıl bir kod çalışıyor hiçbir fikrimiz yok. Ama bunu görünce otomatik olarak dediğimiz şey, Intel bunu Windows bir standart bir exponentiation algoritması kullanmış veya scalar point multiplication algoritması. Windows ve şu yüksekliklere bakarsak aslında burada kaç kat işte aralarındaki orana, bu histogram olduğu için şu aralığa düşenlerin sayısı şu aralığa düşenlerin yaklaşık 16 katı. Tamam mı? Aynı şekilde ikinci aralıkla üçüncü aralığa düşenlerin, sağdan sola doğru gidiyorum, oranı yine aynı şekilde 16 katı. Bu bize diyor ki yani hani bu şimdi scalar point multiplication yaparken nonce'larla çarpılıyor. Bu nonce'ların ilk window'larına bakıyor. Oradan başlıyor. Most significant window. Ona geleceğim şimdi bir saniye sonra. Daha detaylı konuşacağız. Ve yani bizim bu grafiğe bakarak diye direkt söyleyebileceğimiz şey o window'ların 4 bit olduğu yani. Bu çıkartımda bulunuyoruz. Buradaki işaretlenen, buradaki söyledikleri de bu. Yani buradaki nonce, full window nonce, yani herhangi bir leading zero biti yok. Burada ilk 4 biti zero. Burada ilk 8 biti 0. Burada ilk 12 biti 0 vesaire vesaire. Yani daha fazla sample alsak burada da bir tane aynı şekilde küçük bir timsek olacaktı yani. Ama buradaki önemli olan şey şu. Hani sadece timing leak etmiyoruz. Bunu bu grafikten ta application level'da görmüştük. Kernel plugin'i yazdıktan sonra işte zamanlamayı daha accurate bir şekilde ölçünce çok net bir şekilde görür hale geldik yani bu timing leak'i. Ve bize içeride çalışan algoritma hakkında da bir fikir veriyor otomatik olarak. Şimdi bu ne demek? Daha konkret olarak bakalım. Şimdi ECDSA, EC Schnorr veya işte ECDA, Attestation, bunları çalıştırsam bile buradaki key işlem aslında point scalar multiplication'ı. Yani ECDSA'da mesela ele alalım. Schnorr da çok farklı değil, benzer yani. Hash'le falan yapıyorsun randomization'ı. Yaptığımız şey ana işlem bir nonce seçiliyor. Buradaki kırmızı gösterilen elemanlar, parametreler bilmediğimiz elemanlar, görmediğimiz. Yeşiller bilinen, yani public olarak bilinen. İşte generator'ı biliyoruz, elliptic curve'ün. İşte curve'ün order'ını, büyüklüğünü biliyoruz. Generate edilen signature'ı biliyoruz, R ile S. Yani bunlar public olarak veriliyor dışarıya. Ve R yine burada. Buradaki key, bu nonce'ı bulmak, D'yi bulmayla eşdeğer. D, secret key. Yani secret key, her zaman bir ECDSA signature üretilirken kullanılan secret key burada. Verification fonksiyonu aslında pek umurumuzda değil açıkçası. Signature'da çünkü sadece secret key kullanılıyor.
Ve her seferinde bir nonce kullanmak zorundayız. Yoksa ciddi bir şekilde eğer repeated nonce varsa çok kolay kırmak ECDSA'yı. Repeated bir nonce varsa. Repeated nonce yoksa bile nonce hakkında herhangi bir fikrimiz varsa oradan işte atak yapabiliyoruz ki bizim yaptığımız da o aslında. Şimdi buradaki nonce, bu K büyük bir sayı, 256 bitlik bir sayı mesela. Bizim işte 256 bitlik ECDSA'da en modulusumuz şu küçük integerlar üzerinde G'de grubun generator, yani bu bir point. Şimdi bu nonce'ın değerine göre aslında eğer windowed bir şekilde, yani bu bitleri most significant'ten least significant'e doğru işliyorsan ilk leading bitleri atlamak çok standart bir hareket yani ECDSA işlemlerinde. Pardon. Yanlış tarafa tıklıyormuşum. Yani bu ne demek? Mesela diyelim ki ilk nonce'la bu işlemi yapıyorsam belki 4.80 işte 82, 83 kadar tutacak. Bunlar tabii buradaki gördüğünüz 10^8 cycle. Bunlar Intel i7 cycle'ı, yani çok yüksek hızlı cycle'lar. O yüzden o kadar yüksek. Ama eğer ki mesela ilk 4 biti sıfırsa şuradaki işlemde mesela bu ilk 4 biti atlıyor. Yani bir anda hızlanıyor birazcık. Eğer ki yine full window'sa yine yavaş oluyor. Ama diyelim ki ilk 8 biti sıfırsa o zaman daha da hızlı. Bu ilk 4 biti, ilk window atlıyor, ikinci window da atlıyor. Yani pratikte olan şey bu. Windowed bir şekilde implementasyon yapıyorsan, bu bir hızlandırma, optimizasyon. Aynı şekilde ne yapıyorsun? Nonce'lar hakkında aslında bilgi leak ediyorsun. Ne aracılığıyla? Timing. Tabii biz bunu görmüyoruz, bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz bu time'lar, yani ölçtüğümüz şey. Şu grafikte işte zamanlamayı ölçebiliyoruz sadece. Nonce'ı bilmiyoruz. Ama nonce hakkında, nonce'ın büyüklüğü hakkında bir fikrimiz olabiliyor zamana bakarak. Ve Intel'in FTPM implementasyonu çok güzel, net bir şekilde bu zamanlamayı leak ediyor. Yani şu resme bakarak işte çalıştırıyorsun bir signature mesela, zamanını ölçüyorsun. 4.77 mesela. Büyük bir ihtimalle ilk 4 biti 0 diyorsun bunun. Buna karşılık gelen nonce. Signature de elinde. Yani bir signature üretiliyor. Signature da geliyor. Yani bildiğimiz şey bu durumda R ile S elimizde. Bunlar zaten jenerik parametre. Yani curve'ın setup'ı ile ilgili. Ve ekstra bilgi olarak K'nın ilk 4 bitinin 0 olduğunu öğreniyoruz buradan mesela. Ama halen K'nın gerisini, o 256 bitten 252 bitini bilmiyoruz. Aynı şekilde 256 bit olan secret key'i onu halen bilmiyoruz yine. Burası net mi? Yani bunun üzerine kuracağım. Aydın Hocam? Yani benim için net. Bu şey RSA'daki exponentiation'daki window gibi yani. Şey. Aynı şey. Hiçbir farkı yok. Evet. Aynı şey. Tek farkı işte hani buradaki point işlemleri yapıyorsun. Büyük sayıları çarpmak yerine. Evet. Aynı şey, hatta RSA'yı da aynı şekilde ataklar yapıyoruz yani. Hani evet. Exponentiation'da. Ama şimdi normalde bunun önemli olan şey şu. Yani bu bir TPM'de hiçbir zaman bu leakage'lerin olmaması gereken şey. Bu buna benzer ataklar OpenSSL için, mesela RSA, ECDSA için seneler önce yapıldı yani. 10-15 sene önce yapılan ataklar bunlar. Kaç defa fix edildi, o fixler yetersiz kaldı, bir daha patch edildi yani. Patch'lerle dolu OpenSSL. Bu fix'i ne hocam? Yani sonuçta bu window şey kullanılıyor. Bu window kullanılıyor da buna countermeasure'lar var. Mesela blinding mesela çok kullanılıyor bu arada. Hani bu K'yı veya işte özellikle RSA için exponent'a phi'in birkaç katını ekle. Random bir katını ekleme. İşte exponent'ı blind ediyor. Ondan sonra onu yapsam bile işte chosen plaintext ataklarıyla base atak yaparız dediler. O zaman tamam, base de blind edelim. Yani double blinding yapılıyor. Ne bileyim, o blindingler yapıyorsun bu sefer işte spectre meltdown gibi başka leakage'ler bulundu. Onlardan yine leak etti. Bunda da şey order'ını mı ekliyorsun o zaman? Orada fi'nin katını ekler gibi burada da şeyin order'ını ekliyorsun o. Onu yapabilirsin. Elin birkaç katını yapabilirsin. Tabii aynen. Yani bu tip blinding teknikleri aslında birçok library'de kullanılıyor.
Ve işin komik yanı Intel'in bunu TPM firmware'e koymaması, yani bu tip countermeasure'ları. Hani bunu artık görmediler mi? Neyse, daha sonra biraz daha bilgi vereceğim bu konuda. Çünkü Intel'le de şeyimiz var. Correspondence evet. var. Cihangir, ama şöyle de düşünebilirsiniz yani. Buyurun. Cihangir, sen bir şey mi diyecektin demin mikrofonu? Bölmüşken sorayım. Berk Hocam, burada L1, L2 cache'lerle ilgili bir timing'den dolayı mı bunu elde ediyorsunuz peki? Hayır. Yani, cache'den bağımsız bir timing. Cache'le alakası yok. Bu algoritmanın kendisi direkt leak ediyor. Yani bunun yani leak etmesinin sebebi... Aslında implementation'ı constant time'e çevirmediklerinden bütün bu problemi. Kesinlikle. Yani acemi hatası bu. Yani hani repeated squaring algoritması var ya exponentiation'da. Evet. Repeated squaring'de sıfır gelirse daha hızlı olur, bir gelirse daha yavaş olur. Evet evet hocam, şunun için dedim yani bu yani side channel çalışanlara ilk verdiğimiz örnek de yani yapılmaması gerekeni, o yüzden şaşırdığım için soruyorum. Yani ciddi ciddi tabii. Implementation bu mu diye sormak istedim aslında. Evet aynen, ama işte bak yani buradaki önemli olan şey aslında normalde birisi bunu görse ne yapar? Mesela ilk zamanlamayı aldık, bunu gördük biz. Buradan bir şey çıkarmak mümkün değil değil mi? Hani ECDS'e alıyorum, işte driverlarını kullandım TPM'i. Öyle değil mi? Yani kendi driver'ı TPM'e ulaşıyorum, zamanla ölçüyorum ve bu grafik çıkıyor. Bizim ilk gördüğümüz grafik bu. Bu noktada buradan bir şey çıkmaz. Tamam constant time değil ama bir fikir elde edemiyorum ama elimden gelen başka bir şey yok deyip bırakır birçok insan. Bizim Daniel inat etti, orada oturdu, bir tane kernel modülü yazdı. Linux'e plugin etti ve bir daha zaman aldı. İnanılmaz güzel zaman alabildik yani. Hani belki Intel'deki mühendisler de zaman alınca bunu görüyoruz dedi. Bıraktı yani bu noktada. O zaman o yani kernel'dan zaman alma daha önce yapılmamış bir şey galiba, öyle anlıyorum değil mi başka? Yani çok hani inanılmaz düşünülmeyecek bir şey değil ama hani timing bazen measurement'ı güzelleştirme, ne bileyim yeni bir kanal bulmak için yeterli oluyor bazen. Hani bazen birazcık ekstra bir efor sarf edip, ya bu şeyde de öyle mesela, bu power ataklarında falan da aynı şeyi görebiliyorsunuz. Yani bu mümkün değil, kırılmaz diyor, hiçbir şekilde leak etmiyor diyor, işte her türlü information teoretik analizleri yapıyor. Başka birisi geliyor, daha iyi bir probe kullanıyor. Noise bir anda 1-2 order of magnitude düşüyor sinyale göre. Ve inanılmaz kolay bir şekilde sonuç çıkabiliyor yani. Anahtar çıkıyor. Hocam benim bir sorum var ama. Tabii buyurun. Bu şey ne var? FTPM'in source'u bu leak eden management engine'lerde olma ihtimali var mı? Böyle bir bilgi var mı? Bir daha tekrar eder misin? Bu FTPM'in implementasyonu, bu leak eden management engine'ler var ya, onların içinde olma ihtimali var mı? Zaten management engine'in içerisinde çalışıyor bu. O management engine Minix olduğunu biliyorum ben. Acaba orada bu TPM'in implementasyonu direkt belki bulma ihtimalimiz olur mu? O konu açıklığa kavuştu, söyleyeceğim birazdan. Tamam. Okey. Onun açıklığa kavuşmasının sebebi de Intel bir şeyi kabul etti de ondan, yani Intel açıkladı bize yani. Da yani bu hikayenin başlangıcı aslında yani Intel bir kernel modülü yazarak daha precise timing aldık. Onun sayesinde çok net bir şekilde bunun bir Windows algoritma olduğunu gördük. Ve bu Windows algoritmayı gördüğümüzde NANS hakkında bize bilgi veriyor. Aynı şekilde yani NANS'ı görmüyoruz ama NANS'ın leading bitleri hakkında bir bilgimiz var artık zamanla bakarak. Tabii bu data yani bu Intel için bayağı temiz ama hala noisy bit şeyler var, sample'lar var. Yani olmaması gereken, diyelim ki 4 bitlik window'un içerisinde şurada. Bu arada pointer'ı görebiliyor musunuz? Mouse pointer. Evet hocam, pointer görünüyor. Tamam, süper. Bu point yani 4 bitlik window'da mesela bu 4 bite ait olmayan, hani ilk 4 biti sıfır olmayan bazı şeyler de var. Noisy measurement'lar var yani hala. Hani bir side channel analizi için bayağı temiz bir sinyal bu ama yine de mükemmel değil. Yani onu mutlaka şey yapmak istiyorum yani. Tamam. Şimdi biraz daha bakalım buna. Şimdi
elimizde güzel bir tool var artık. Hani Linux'te kernel plug edebilen, çok güzel measurement alabilen bir tool'umuz var. Bunu tabii birçok şeye denedik. Berk Hocam çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Yani bir önceki slide'da hani o sıfır window'ları var ya, onun ilk başta olması şart mı? Yoksa ortada da sıfır window olsa zamanlama yine aynı şekilde oluyor yani. Şimdi o algoritma nasıl yazıldığına bağlı. Birçok algoritmada most significant'a başlarken ilk baştaki sıfır window'larını atlıyor. Yani bir optimizasyon gibi. O yüzden ilk baştaki bitlerden gidiyoruz burada. Hani söylediğim doğru genel olarak. Hani Hamming weight hakkında bir bilgi veriyor. Most significant bitler yani, tamamdır. Evet, buradaki hani bu implementasyonlar için bizim baktığımızda sadece most significant bitler önemli ki yeterli oluyor bizim atak için. Tamam. Zaten. Eyvallah. Sağ ol. Evet. Bu tool'u alarak birçok device'a baktık. İşte Intel'in Nook'ları var. Dell laptoplara baktık. Onun dışında Lenovo, işte birkaç tane Asus laptoplara falan ve spesifik olarak şunu gördük. Yani mesela target olarak seçtiğimiz iki tane var. Tabii bu FTPM'lerin hepsi için geçerli yani bu gördüğünüz grafikler. Ama target olarak şuna bir konsantre olduk. Bir tane Intel FTPM, Nook. Nook'lar var böyle embedded olarak satılan aletler. i7 var içerisinde, onun içindeki FTPM. Bir de Lenovo'nun içerisindeki SD mikroelektroniğe baktık. Yani bunlara konsantre olduk. Baktığımız başka Nuvoton falan, Infineon, bunlar da var aslında. Onlarda o kadar başarılı olamadık. Onu da bahsedeceğim daha sonra. Şimdi SD'den aldığımız sinyal aynı, daha doğrusu histogram pardon. Aynı şekilde ECDSA'den signature üretti sürüyle ve onların zamanlarına göre zamanlarını ölçtük her signature'ın ve histogramını oluşturdu. İşte şu kadarı mesela çoğunluğu 8.772 mesela. Zaman alıyor. İşte bir kısmı ondan daha az, bir kısmı ondan daha fazla. Bu SD'nin leakage'i bu kadar yani. Bu gördüğünüz histogramda. Öncekine göre ne söyleyebiliriz burada baktığımızda? Yani tek bir şey var. Mod var. Bir tane Gaussian var değil mi? Yani bunu görünce yani burada aslında şey denebilir. Yani aslında hani constant time dediğimiz şey, yani constant time diye geçiyor ya. Constant time diye bir şey yok yani. Hiçbir zaman böyle bir tane tek ya o hepsi işte 7.8 milisaniye alıyor böyle bir tane şey. O mümkün değil yani. Hiçbir zaman öyle bir gerçek sistemde görmüyorsun. İdeal olarak aslında gördüğümüz özellikle noise'dan dolayı işte interruptlar çalışıyor, başka memory referansları oluyor. Bir Gaussian noise'dur yani. Mükemmel bir Gaussian görmeyi bekliyoruz. Burada aslında dikkatli bakarsanız, yani dikkatli bakmayan burada bir Gaussian var der, bırakır. Ama dikkatli bakarsan bu Gaussian sağa yatık birazcık. Onu görüyoruz değil mi? Hani sol tarafta, sol kolu şurası, uzun bir tail var. Düzgün bir Gaussian değil aslında bu. Anlatabiliyor muyum? Yani burada yine bir leakage var denilebilir. Tabii şu an yaptığımız şey sadece bakarak bir guess yapıyor. Yani bir fikir elde ediyoruz. Tamam ama SD'den gördüğümüz leakage bu kadar. Yani Intel'de gördüğümüz şu. Bu yeni kernel modülüyle bile SD'den gördüğümüz bu kadar. Şimdi kernel modülü olmadan bunu measure etsek herhalde mükemmel bir Gaussian göreceğiz. Veya ona yakın bir şey. Ama kernel modülüyle gördüğümüz, high resolution timer'la gördüğümüz sinyal bu. Şimdi devam edelim. Şimdi bunu da aynı şekilde analiz edebiliyoruz. Ve analiz ettiğimiz zaman gördüğümüz şey şu ki sol tarafındaki distribution'u aldığımız zaman bu işte ilk 4 biti 0 olanlar işte 8.6'dan başlayan bir window, küçük bir window'a düşüyor. 6 biti 0 olanlar şu aralığa düşüyor. 8 biti 0 olanlar yaklaşık şu aralığa düşüyor. 10 biti 0 olanlar ve daha yüksek bu ilk kısmına düşüyor. Bu diğerleri de daha çok işte full window olanlar. Hani 4 biti 0 olan değil de ilk başta 0-1 ile başlayanlar falan. Sonrakilerde 1-0 uniform dağılanlar.
Şimdi aslında bu işlemi yaparken şöyle bir şey yapabiliyoruz. Hani test yaparken. Şimdi aleti programlıyoruz. SD'ni mesela çipini dışarıdan. Oraya anahtar da injekte edebiliyoruz. Anahtar injekte edebildiğimiz için kendi anahtarımızla programlayabiliyoruz. Öyle bir özelliği var. Onun sayesinde nonce'ları açıp bakabiliyoruz da. Nonce'lar random number generator'dan çıkıyor SD'nin içerisinde. Normalde göremiyoruz ama o nonce'lara işte anahtar, gizli anahtar bizde olduğu için denklemlerden çıkıyor, onu bulabiliyoruz. Yani şuradaki denklemlere bakarsanız eğer ki D'yi biliyorsan buradan K'yı çekebiliyorsun işte. Signature'ını alıyorsun, S'le R'ı. Buradan çıkarmak mümkün. Zor bir şey değil yani. K'yı buradan çıkarıyoruz denklemden. Bir de amaç zaten D'yi bulmak değil mi esas? Amaç değil de yani bu analizi ve daha doğrusu herhangi bir korelasyon var mı zaman kanalıyla ona bakabilmek için diyorum bunu. Tamam. Şimdi zamanı biliyoruz, signature'ı biliyoruz, D'yi biliyoruz. Oradan anahtarı K'yi de biliyoruz. Bu atak için değil, sadece analiz etmek için. Oradan bunların gerçekten bu aralığa düştüğünü konfirm edebiliyoruz yani. Onu demek istiyorum. Ama bu user anahtarı değil mi hocam? Factory anahtarı değil. Zaten factory anahtarı diye bir şey yok. TPM'in içerisine normalde hani gerçek operating modunda anahtar üret diyorsun, üretiliyor. O işte application neyse mesela. Root of Trust'ı kullanıyor. Diyelim ki BitLocker, Microsoft kendi kernel modülüyle bunu yaptırıyor. Ondan sonra diğer application'ların bunu okuyamaması lazım. O anahtar hiçbir zaman çıkmıyor TPM'in içerisinde. Bu D anahtarı. Ama şimdi biz bunu profile ederken hani gerçekten çünkü reverse engineering yaparken anlayabilmek için anahtarı biz programladık. Şeyde standartta okurken ben bir tane üreticinin çaktığı ana anahtar var diye hatırlıyorum ama belki o ayrı. Öyle anahtarlar da var. Üreticilere ayrı. Ona atak yapmıyoruz burada. Ha, tamam. Yani ürettiğimiz bizim kendi user anahtarları. Bu arada ona da atak yapabiliriz. Çünkü aynı algoritmayı kullanıyor. Ama programlamak için, daha doğrusu anlamak için reverse engineering bu şu an konuştuğumuz basamak. Kendi anahtarlarımızı programlamak önemli ki görebilelim. Hani gerçekten nonce'larla bir korelasyon var. Kusura bakmayın. Ben zaten aslında onu sormaya çalışıyordum. Bu çiplere ben baktım ama o üretici anahtarını bizim dışarıdan verebildiğimiz bir tane alabileceğim var mı? Onu bilemiyorum. Onu belki Daniel'a sormak lazım. E-mail de atabilirsin yani ona. Tamam hocam. Tamam. Hani çekinmeden bir e-mail atarsan Daniel'e yardımcı olur. Açıkçası bilmiyorum. Yani onlara bir de her zaman açık açık bunları söylemiyorlar. Yani Nuvoton'la mesela yazıştık bayağı. İşte Çin'den bir manufacturer TPM. Çok bilgi alamadık. SD inanılmaz kapalı. Yani inanılmaz. Yani bu atak olmasa bizimle konuşmayacaklardı zaten. Atak oldu, ona rağmen zorla konuştuk. Onlardan bahsedeceğim biraz sonra. Yani TPM'ler hakkında özellikle işleyişleri, iç yapıları hakkında bilgi almak çok çok zor yani. Hani manufacturer olman lazım ki. Diyelim ki sen bir Dell olarak konuşuyorsun Nuvoton'la. Tabii ki bütün bilgileri verecekler. Orada bile sürüleşe imzalatırlar sana yani. Devam edelim. Şimdi neyse yani ST içinde bunları gördük. Yani ST'de de ciddi leakage var. Ama bu leakage'i bu kernel modülü olmasa göremeyeceğiz. Şimdi o zaman algoritmamız şöyle yani. TPM genelde hani atak modundayken, bu analiz modu değil de atak, gerçek bir atak yapacağımız zaman TPM'e üçüncü bir parti, diyelim ki operating sistemin bir extension olabilir, BitLocker olabilir, başka birisi olabilir, başka bir application olabilir. Bir anahtarla programlıyor. Ya içine insert ediyor ya da otomatik ürettiriyor. Ondan sonra yaptığımız iş bizim gerçek atak modunda sürüyle signature topluyoruz. RISI, işte ECDSA için olsun mesela. Diğer ataklar da aynı şekilde çalışıyor. Yani EC Schnorr için falan. Ve bu signature üretirken bizim için ekstra kanalı verecek olan zamanı ölçüyoruz. Bu signature ne kadar sürüyor üretmesi? Bu kernel modülü kullanarak. Ondan sonra TPM'le işimiz bitiyor. Bu signature'ları
T üzerinden filtreliyoruz. Belli bir bias'ı olacak şekilde nonce'larında. Mesela ilk 4 biti 0 olacak şekilde. Veya işte SD için ilk 6 biti olabilir, 8 biti olabilir vesaire. Yani onları kategorize ediyoruz signature'ları. Ondan sonra bunun üzerine lattice based bir atak yapıyoruz. Lattice çok güzel, basit bir teknik var aslında. Bize bu private key D'yi buradan otomatik olarak işte nonce'ları da verebiliyor. Tamam mı? Bu lattice atağı inanılmaz kuvvetli ve güzel bir şekilde çalışıyor. Bu özellikle ECDS için. Nonce'da herhangi bir bias varsa... Hocam çok kısa şey sorayım. Yani burada K'ların tamamı çıkmış değil, değil mi? Yani hani bir miktar... K'yı hiçbir şekilde görmüyoruz. Görmüyoruz. Yani evet, yani lattice atağı... Sadece timing channel'ından ilk baştaki birkaç biti hakkında bir bilgimiz var. Yani o da probabilistik, yani orada da noise var. Bazıları yanlış olabiliyor. Yani bu ve lattice buradan şey mi çıkartıyor? D'yi mi çıkartıyor? D'yi çıkartıyor. D'yi de K'ları da çıkarıyor. Bunu yani çok güzel bir atak. Bayağı onu buradan bahsedeceğim şimdi zaten. Tamam peki. Şimdi bu atak aslında bu bir genellemeyle ilgili bu hidden number problemine karşılık geliştirilmiş bir atak. Bu hidden number problemi de birçok yerde ortaya çıkıyor. İşte ECDSA'de de var, işte RSA signature'larda da ortaya çıkarabiliyorsunuz falan. Şimdi burada ECDSA için kısa bir şekilde, çok basit bir şekilde anlatacağım ama bu atak yani şeye gidiyor, Bonnet ve Venkatesan'a gidiyor. Bayağı eski bir atak, 90'larda önerilmiş. Çok güzel bir atak. Ve ana fikir şu aslında. Şimdi bizim ana denklemimiz bu. Herhangi verilen bir RS signature için ortaya çıkan değerler bunlar. Tamam mı? Böyle işlem yapılıyor daha doğrusu. Hani bu point multiplication'dan sonraki basamakta S belirleniyor. R'la beraber içinde D var ve K var. Nonce'ımız K. K ile D bilinmiyor. Biz bu denklemi hani bir signature için düşünün bu. Şu şekle getirebiliyoruz şu hale. Yani bu basit bir algebra. İşte bunu bu tarafa atıyoruz. K'yı çekiyoruz yani burada. K'nın inverse'ünü. Tamam mı? Şimdi bu şekilde aldığımız zaman biraz daha işletip bunlar bilinen değerler. Şunlar yeşiller. Bilinmeyen değerlerde K ile D'yi bırakıyoruz. Bu bilinen ve bilinmeyen değerler cinsinden lineer bir sistem çıkıyor diye. Burada halen modem var bu arada. Onu da unutmayalım. Yani diyoruz ki biz aslında A ile B integer'lar, bunları hesap edebiliyoruz signature'dan falan. D'nin bir katını alıyoruz. D secret key 256 bitlik bilinen bir katını ve bu bununla bunun arasındaki mesafe bunu çarptığımız zaman K'ya denk geliyor. Hani burada şunu unutmamak lazım. Bu bir tane signature için ama bizim elimizde sürüyle signature var. Yani KI bu index oradan geliyor. I, AI, BI bunları artık bir vektör olarak yazabiliyoruz. D değişmiyor. D biz kalır. Yani AI'yı bir vektör olarak alırsak BI vektörü var. AI ile BI vektörleri hani AI'ın D katını aldığımız zaman bu 256 bitlik bir değer yine. Aradaki fark K vektörüne denk geliyor. K vektörüne denk geliyor. K0, K1, KN vektörü. Tamam mı? Şimdi buradaki aslında key innovation bunu bir lattice problemi olarak görebilme. Aslında lattice dediğiniz şey bir vektör koleksiyonu alıyorsunuz. Diyorsunuz ki bunların lineer işte kombinasyonların hepsi lattice'i define ediyor. Çok kaba bir şekilde define edersek yani. Yani buradaki lattice'imiz de aslında AI ve BI'yi aldık. Bunların herhangi bir katlarını aldığımız zaman burada mesela spesifik olarak D'nin katı mesela B'ye yakın olduğunu görüyoruz. Bu bize bir lattice veriyor ve bu bir modülüs de var burada mod n'e göre. Onu da işin içine katmamız lazım. Daha sonra katıyoruz onu. Ve bu lattice de aslında A ile B vektörleri A'nın D katını aldığımız zaman aradaki fark K. Eğer K'larımız küçük ise, bu vektörün normu küçük ise bu lattice de şu vektörle AI, daha doğrusu AD vektörüyle A'yı bir vektör olarak görürsek B vektörü arasındaki mesafe kısa oluyor. Random bir mesafeye göre. Random iki vektör arasında alınmış bir şeye göre. Çünkü K'ları hani ilk baştaki bitleri sıfır diyoruz ya mesela 4 bit, 8 bit. O bize bayağı ciddi bir şekilde
special lattice noktaları veriyor. Birbirine yakın olan. Yani Bona ile Venkatesan'ın gördüğü şey bu. Bir lattice'de iki, yani shortest vector problemi var mesela, veya closest vector. Burada aslında closest vector problemine bakıyoruz. Yani A ile B'yi verdik. Ve bunların arasındaki, bunun oluşturduğu lattice'de kısa bir vektör arıyoruz. O kısa vektör hakkında söyleyeceğimiz şey de şu aslında. Bu kısa vektör, eğer böyle bir vektör olduğunu biliyoruz çünkü bu denklemi sağlıyor, aslında KA'ya tekabül ediyor. Ona korresponde ediyor. Eğer ki yeteri kadar küçük bir vektör arıyorsak. Yani yeteri kadar K'nın most significant bitlerini biliyorsak burada. Bunu lattice haline getirmemiz de bu şekilde oluyor. Yani A'yı bir vektör olarak alıyoruz. B'yi bir vektör olarak alıyoruz. Bununla lattice'i define ediyoruz. Herhangi bir coefficient'tan n'in katlarını çıkarabiliyoruz. Çünkü modülüs var. O yüzden ekstra vektörler ekliyoruz burada. Identity çarpı n kadar. Ondan sonra burada ekstra değerler var. Bunları şimdilik görmezlikten gelebilirsiniz. Bu conditioning için, bu lattice sisteminin istediğimiz uzunlukta bir vektör verebilmesi için bize bir target vektörün uzunluğunu belirliyor bu ikisi. Onu şu n'den kaynaklı, bu k'nın uzunluğundan, hani verdiğimiz veya tahmin ettiğimiz uzunluğuna göre bunları belirliyoruz. Bu boundlar yani. Yani uzunluk boundları. X ile X, işte X daha doğrusu. K'nın uzunluğu. Yani biz mesela 4 bitini biliyorsak X 252 gibi bir şey olacak. Tamam. Yani bu kadar basit aslında. Bunu el el ele veya bir keziye veriyoruz. O bize pat diye bu vektörü veriyor. Yeteri kadar sample'ımız varsa tabii, bu T önemli burada. T bize latisin büyüklüğüyle alakalı. Bununla ilgili işlemler var. Yani bunu estimate edebiliyorsunuz. Bu latisin volume'unu estimate ediyorsunuz. Orada Gaussian heuristik denen bir metrik var. Bu bize latisin shortest vector SVP'ye ne kadar yaklaşabiliriz onu söylüyor yani. Yani oradan baştan biliyoruz bunun çalışıp çalışmayacağını büyük ihtimalle. Yani ne kadar sample alırsak. Şimdi bununla ilgili özellikle Nadia'nın çok güzel notları var. Eğer ilgilenen arkadaşlar varsa Nadia Henninger diye arasınlar. Zaten onun formülasyonu oradan geldi. Yani Nadia ile beraber çalıştık. Biz başta aslında hani yine buna benzer bir sistem çözümü yaptık. Yani mesela Daniel ilk datayı topladı. Hatırlıyorum yani. Özellikle o Intel chipinden bir ondan sonra ben onları işledim basit bir lattice hata formüle ederek. Yani şaşırtıcı bir şekilde pat diye bulduk yani. 30 tane sample'da falan bulduk ilk denemede. Anlatabiliyor muyum? Yani bayağı hızlı bir şekilde bulduk. Ondan sonra işte Intel'de bulduktan sonra diğerlerine ST'ye falan atak yapmaya başladık. Sonra Nadia devreye girdi. Daha optimize bir şekilde, daha az bir sample'da bu atakları yapar hale geldik. Ve diğer kezler için de ST için de çıkarabildik yani. Şimdi bu lattice hatanı alıp uyguladığımız zaman hemen Intel FTPM'e, o gösterdiğim channel'dan hemen ST'ye. Burada işte lattice dimension'ını gösteriyor. Lattice dimension'ı dediğimiz şey aslında bu T'ye tekabül ediyor yaklaşık. 1, 2, işte lattice dimension 11, 2 fazlası. Yani 20 tane, eğer ki 12 bitlik çok yüksek sayıda leakage varsa, yani ilk 12 bitinin sıfır olduğunu biliyorsak, o nonce'lardan 20 tane olması bize yetiyor, o signature'lardan. Yani 20'den itibaren 22-23 ile %100 anahtarı bulabiliyoruz yani. %100 ihtimalle. Eğer ki leakage sadece 8 bitse, ilk 2 window mesela sıfırsa, hani o tip sample'lardan da 33-34 tane yetiyor. Lattice hata bize anahtarı veriyor. Eğer ki işte daha azsa leakage, 4 bit case'i yoktu mesela ilk başta, bu işte Nadia'nın formülasyonuyla geldi. Sadece 4 bitlik leakage varsa, ilk 4 bitleri sıfırsa, o zaman daha fazla sample'a ihtiyaç var. İşte ne, 68-70'ten sonra veya 80'den sonra artık %100 buluyoruz yani. Tabii bu şeye etkiliyor. Yani bu tip sample'ları collect edebilmek için belli sayıda rastgele sample
connected diyoruz. İşte onun 16'da biri mesela ilk 4 biti 0 oluyor. Yani ona göre düşünmeniz lazım. Hani 4 bit için 16 katı mesela sample toplamak gerekiyor. İşte bunun için mesela 16 değil de 256 katı toplamak gerekiyor falan yani. Şimdi buradaki aslında latis hata kendisi inanılmaz hızlı. Yani bunlar saniyeler içerisinde oluyor bu formülasyon. Sample'ları collect ettikten sonra. Sample'ları collect etmek zaman alıyor. Çünkü TPM çipleri yavaş genel olarak. Özellikle SD çok yavaş yani. SD çipi çok yavaş bir çip olduğu için ve zaten leakage de daha kötü. O yüzden yaklaşık 40 bin tane signature toplamamız gerekiyor. Bu 80 dakika alıyor. Ve yeteri kadar data toplayabilmek için. Diğer sistemlerde çok daha hızlı oluyor. İşte 3 dakika, 4 dakika. Bunlar değişik modlarda bakın. Yani bu system dediğimiz şey o kernel modülüyle yaptığımız iş. Tamam mı? Ama dedi ki hani herkes kernel olamaz. Kernel plugin install edemeyebilirsin. Bu durumda da yine geri gittik. O ilk gösterdiğim şekil vardı. Onu da biraz mine edince yine aynı şekilde çıkarabiliyoruz sonucu. Tabii çok daha fazla signature gerekiyor. Deneme yanılma bayağı var. Ve yine de 18 dakikada toplamımızı datadan çıkarabiliyoruz. Burada tabii lattice hata, daha fazla lattice denemesi yapmamız gerekiyor. Çünkü daha noisy sample'lar var. Onları hani araya bir tane bile karışsa lattice hata çalışamayabiliyor. Onları çıkarmak için. Ama local user olursan hani bir kernel plugin'i install edemesen bile bir application seviyesinde yine Intel FTPM'e atak yapabiliyorsun. Bu SD için çalışmıyor. SD için illa kernel olman lazım. Buraya kadar açık mı? Bir soru var mı? Hocam bir önceki satırda birinci satırdaki KI üzeri eksi bir sanki şu KI üzeri eksi bir sanki direkt KI olacak gibi geldi ama. Neresini diyorsun? Burası mı? İlk satırdaki KI üzeri eksi bir. Şurayı diyorsun. Bunlar tersten aldığımız için AI bunun inverse'leri diye tanımlanıyor buradakiler. Yani KI inverse'ü şunu mu diyorsun? Şuraya eksi bir koyabilirsin buraya doğru. Yok şey sanki KI inverse değil de direkt KI olacakmış gibi. Hani KI eşittir. Bir dakika evet, orayı şöyle. SI inverse K. Doğru. Bu tarafa atınca doğru söylüyorsun. Bu burada olmayacak. Kusura bakma. Yok teşekkür ederim. Şu yani evet. Slaytlarını düzeltmem lazım. Gerçekten tebrikler Evrim yani. Bravo. Evet onu yakalayabilmen güzel bir şey. Ben onu Berk Hocam. Yani direkt bu şekilde alıyor diye. Evet güzel. Bu arada hani bu denklemleri biz ECDS için kuruyoruz. Schnorr için çok hafif bunları değiştirmek gerekiyor. Schnorr için. Ama büyük bir değişiklik değil yani. Yine aynı şekilde getirebiliyorsunuz. Onu da belirteyim yani Kenan. Evet. Devam edelim. Şimdi bu atakları lokal yaptık. Makine üzerinde. Yani hem application space'inden şuradaki gibi hem de root olarak yani işte kernel modülü plug ederek işte. Ondan sonraki soru aslında tamam bunu ama network üzerinden böyle bir şey yapabilir miyiz? Hani uzaktan, aynı makinede olmadan veya operating system compromise olmadan falan yapabiliyor muyuz? Bununla ilgili çok eski çalışmalar var. İşte ilk başta yine Bonin'in işte David Bramley ile yaptı. Seneler önce bir çalışma var mesela. İşte remote timing attacks are practical diye. Bu işte gösteriyor SSH'e falan filan ta bu 15-20 senelik makaleler bunlar işte 2005'te yayınlanmış mesela bu. Bundan sonra ama sürüyle çalışma var ve hatta timing remote timing attacks are remote timing attacks practical diye bir makale var. Orada şey diyorlar artık yani bunlar eskiden de mümkün değil. Remote timing hata yapmak artık bunlar fix edildi SSH için falan filan diye. David Wong'un yanlış hatırlamıyorsam bizim de düşüncemiz şuydu yani hani remote timing yapmak demek network üzerinden ulaşıyorsun yine bir şekilde TPM'in kullanılması lazım TPM enabled bir SSH servisi olabilir veya bir VPN gateway olabilir
Buradaki önemli olan o varyasyonu görmek. Yani ne kadar zaman aldığı ulaşmanın network'ten önemli değil. Önemli olan ne kadar noise ekledi, şu sinyalleri ne kadar bozduğu. Grafiklerde gördüğümüz şunları falan mesela. Veya Intel'inki daha güzel mesela. Şuradaki sinyale ne kadar, hani hepsini oynatması mesele değil. Bunu distort etmesi önemli. Bize ne kadar noise ekledi uzaktan yaptığımızda. Zaman olarak da aslında işte pinglere falan bakarsanız hani window'lar arasındaki mesafe bizde yaklaşık 1 milisaniye. 2 hani 4 bitlik window arasında işte 4, 8, 8, 12 falan. Ama ping yaptığımız zaman mesela aradaki yani bir round trip time'ı yaklaşık 0,7 milisaniye. 1 milisaniyeden az. Hani lokalse mesela, ama internete çıkarsan tabii bu inanılmaz artıyor. 20 saniye, milisaniye falan. Daha büyük soru bu ne kadar consistent? Yani hani bunun üzerindeki noise ne kadar? Bu 0,7 ama standard deviation'ı ne kadar? Ama deneme yapabiliriz. İşte onu yaptık zaten. Ve spesifik olarak bunu çok ayrıntısına girmeyeceğim. Biraz hızlı geçeceğim burayı. Strong Swan diye bir VPN client'ı var. Onu kullandık. VPN client, pardon, VPN server'ı var. Bu VPN server'ı TPM enabled. Yine Intel FTPM kullanıyor. Strong Swan da bunu kullanabiliyor zaten. O şekilde konfigüre edilebiliyor. Öyle yaptık. Ve bir router var. Router'dan bizim şeye geçiyor. Hub'dan VPN client'ımıza, laptop'ımıza. Attacker burada. Target başka bir makina ve onun üzerindeki çalışan TPM device'ı. Ve VPN gateway'ini kullanmamız lazım. Tabii burada artık böyle kernel modülü, application space'i falan filan söz konusu değil. Ta buradan client üzerinden bir VPN authentication request'i yapıyoruz. İşte onun için bir VPN session'ı başlıyor başta. IT authentication çalışıyor. IT authentication esnasında VPN server'ı TPM'e bağlanıyor ve bir signature ürettiriyor. Burada aslında olan şey hani VPN client server'a değil de server kendini client'a ispatlayabilmek için signature üretiyor, geri yolluyor client'a ve biz onu kullanıyoruz. Yani buradaki zamanlama farkını yani. Hani signature oluşuyor, oradan cevap geliyor. Buradaki tabii evet, biz VPN client olarak bağlanıyoruz ama bağlanamıyoruz. Orada fail ediyor çünkü legitimate bir client değiliz ama bizim umurumuzda değil. Önemli olan zamanı ölçmek. Ve şu signature'ı almak. Tamam mı? Ve bunu implement ettik. Ve aynı hata yaptığımız zaman yine aynı şekilde yine Intel FTPM'e yaptık burada. SD değil. Gördüğümüz şey yine recover edebiliyoruz ama bayağı ciddi işte IP handshake'leri yapmamız gerekiyor. O yüzden çok uzun sürüyor. Yani 44 bin tane handshake'i yapıyoruz. Bu yaklaşık 5 saat falan alıyor. O kadar datayı toplamak. Ve oradan yine çıkarabiliyoruz yani 4 bitlik veya 8 bitlik window'lar assume ederek, lattice atakları yaparak yaklaşık 5 saat içerisinde remote olarak local network üzerinden, ama bu internet üzerinden değil, Strong Swan'dan da remote olarak TPM anahtarını çıkarabiliyoruz yani signature, ECDC anahtarını. Şimdi bunu aslında River Crypto'da present ettik. Buna tabii Kenny Patterson itiraz etti hemen, sorguladı falan filan. İnternetten bu mümkün diye çalışmaz. İşte ancak local network'ten görürsünüz falan filan. Biz de zaten öyle dedik ama bu bizim yöntemimizde. Belki daha güzel bir lattice atağı bulursan, ki bizden sonra bayağı geliştirildi bu ataklar. Artık yani böyle 4 bit 8 bit değil 1 bitle falan bile çıkarıyorlar. Yani bu 1,5-2 sene önce. O Dembonelerin ilk makalesinde gerçekten internet üzerinden değil mi? Local Area Network değil yani. O 2005 makalesini diyorum. Şimdi orada nasıl tam tez ettiler hatırlamıyorum. Tamam. Yani gerçekten hatırlamıyorum ama bu remote timing atakları, bu bizim yaptığımız ataklarla falan alakası yok. Yani bu atak daha çok böyle SSH passwordleri girerken ana hani keystroke atakları falan var ya, öyle bir makaleydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani SSH'e çok high level bir atak bu. Şuradaki atak. Ondan sonra Montgomery Multiplication falan kullanıyorlardı işte. RSA üzerine falan yapıyorlardı. Aklımda o kalmış. Şimdi şöyle bir şey var, bir de o zamanlar hani birçok countermeasure olmadığı için o atakları yapmak çok tabii kolaydı. Tabii öyle. Zaten böyle hani kabak gibi çıkıyordu yani şey. Evet ve çok yavaştı o zamanki prosesörler. Yani 15 sene öncesinden bahsediyoruz. Şimdi
inanılmaz hızlı sürüyle paralizm var. Çok zor yani şimdi data çıkarmak mesela gigahertzlerde çalışan makinelerde. Tamam peki. Yani bu şeyi de etkiledi mesela. Bizden çok aslında bu power analizi falan yapanları çok etkiledi yani bu atakta. Hani countermeasure olmasa bile yüksek frekansta çalışan makinelere atak zor yapıyorlar yani. Noise çok hocam, fazla yani. Öyle hocam bir... wireless olsaydı? Bu wired. Wireless olsa güzel bir soru aslında. O zaman wireless router'ın delay'i girecekti herhalde araya. O nasıl etkiler bilemiyorum yani. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Hani router'ın delay'i consistent ise bir problem olmaz. Ama orada çok fazla jitter giriyorsa tabii ki zorlayabilir. Şimdi bunlar bunlar grafikler gördüğümüz, kullandığımız işte Strong Swan'daki histogram böyle mesela. Yani bu remote tamamen network üzerinden. Local network, wired connection. Bu ilk başta başladığımız Intel. İlk başta remote yaparken UDP üzerinden yaptık. Hani denemek için. UDP ile işin ilginç yanı System Local Adversary arasında çok bir fark yok. Hatta bu UDP daha iyi çıktı buna göre. İşin ilginç yani. Yani aynı makinede çalışmasından ziyade network üzerine UDP ile gelmesi daha sağlıklı data veriyor. Daha az noise. Yani makinede ne kadar noise olduğunu anlatması açısından önemli bu. Hani bu bunun bozulmuş hali. Öyle söyleyeyim. Bu da remote hali. Bu da VPN aracı aracılığıyla alınmış herhalde. Hepsi Intel FTP'nin üzerinden. Ama arada hala hop yok değil mi? Yani arada ne bileyim bir firewall, işte paket switching yapan bir şey yok yani. Reorder falan yok. Şimdi şurada Strong Swan'da var. Hub'a bağlı zaten orada. Bunda var. Peki, bu TCP'deki bu şimdi UDP yapıyoruz ama bu urgent flagleri falan var ya out of band mesela onlarla hani paketlerin bu işte şey olmasını falan engellemek mümkün olur mu? Hani şimdi konfigürasyon tabii ki etkiler. Onları bilemiyorum açıkçası. Hani Daniel'ın bile hatırladığını zannetmiyorum. Çünkü bu 1,5-2 sene önceydi bu datayı toplamamız falan. Okay. Ama konfigürasyona geri bakılabilir, gidilebilir. Yani file'lar falan duruyor. Bu arada bu dataları, scriptlerin birçoğunu falan da paylaştık. GitHub'da da duruyor. Hani eğer ilginiz varsa, hani bu biraz açıkçası bitmiş bir research olarak görüyorum ben şahsen. Ama merakınız varsa daha fazla inceleyebilirsiniz. Hani kesinlikle o konuda bir şeyin hani paylaşabiliriz. Her türlü data zaten online GitHub'da falan da var. Bizim hatta çözemediğimiz case'ler de var. Bunlardan bir tanesi de bu Infineon'un case'i mesela. Bu Infineon'un chip'i aynı şekilde EAL 4 Plus Certified falan filan. Infineon'un farkı bunlar çok ciddi atak yediler birkaç sene önce. Ondan sonra kodlarını değiştirdiler. Tam ne olduğunu bilemiyoruz şu an. Hocam atağı nereden yediler? Orada yine aynı şekilde benzer bir timing atağı vardı. ROKA diye. ROTA'ydı pardon. İşte remote timing attack başka bir grup yapmıştı. Biraz daha şey kullanıyorlardı onlar. Yine RSA yapılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Biraz atak farklıydı. Timing kullanıyordu ama farklıydı. Onların key generation'da mı bir bias vardı? Öyle bir şey vardı. Onu işte birileri bulmuş exploit ediyorlardı. Ondan sonra kodları değiştirdiler. Şimdi içinde ne var, ne çalışıyor kimse bilmiyor ve bizim gördüğümüz de bu yani. Kernel modülüyle elde ettiğimiz sinyal bu, histogram bu. Şimdi bu perfect bir Gaussian değil, böyle garip bir Gaussian. Yani şurada işte 4 bitlik window'lar falan filan denedik çalışmadı. Ya çok noisy bir sinyal. Ya işte ekstra time delay'leri, randomized time delay'leri falan koyuyorlar. Ya da interrupt çalışıyor. Bilemiyoruz açıkçası tam ne yaptıklarını burada. Hani platform kapalı o yüzden kodu göremiyoruz. Nasıl hesap ediyorlar bilmiyoruz. Ekstra hardware'de counter measure mi ekliyorlar onu bilemiyoruz. Ama burada yine constant time değil yani bu gördüğünüz sinyal. Hani kurcalamak isteyen arkadaşlar varsa buyursunlar yani bu kodlar online var. Şimdi linki de var hatta prezentasyonda. Zaten GitHub'da duruyor. İlgilenen arkadaşlar varsa buna da bakabilirler. Yani bunu atak yapıp kırsanız bayağı ciddi bir sonuç bence. Yani Infineon çünkü bu.
Development board'u var mı hocam Infineon'un? Infineon genel olarak bundled olarak geliyor. Bunların birçoğunu almak için en pratik yol laptop almak. Yani bunların içerisinde geldi. Ucuz bir laptop bile alsan olur yani. Yoksa onun dışında çipi alacaksın, development board bulacaksın falan filan. Bayağı bir iş. Onun üzerine kodu çalıştırmak da ayrı bir dert. Yani laptop aldığın zaman Linux kuruyorsun, hemen işe başlayabiliyorsun yani. Ve o laptop üzerinde hata yapıyorsun yani. Hani development board alsan falan filan birebir tutmayabilir yani. Hani çünkü nasıl tam entegre edildi falan filan aynı olmayabilir. OEM'lerle çalışırken daha farklı bir şey verebilir Infineon onlara. O yüzden benim hani verdiğim örneklerin hepsinde ataklar direkt laptoplarla falan yapıldı yani direkt. Yani ya bir nuklar vardı, bir de laptoplar vardı. Şimdi tabii bu sonuçları ürettik yaklaşık 1,5 sene önce. İşte bir soru mu var? Ha, link atılmış, tamam, teşekkürler. Ve SD için mesela disclosure yaptık 2019'un işte Mayıs ayında. 1,5 seneyi geçmiş artık. SD receipt'i acknowledge etti. Tamam, aldık tabii. E-mail ile yolladık. SD ile ilgili bayağı sıkıntılı bir prosesimiz oldu. Şimdi hani bu şeyleri bulmak var. Atakları falan çıkarıyorsunuz. Vulnerability'leri buluyorsunuz. Ondan sonra disclose ediyorsunuz ve onu paylaşmıyorsunuz kimseyle. İşte makale yazıyorsunuz bir yandan sonuçları düzeltiyorsunuz falan filan. İşte o arada mesela USENIX'e hazırlıyorduk bu makaleyi. Ama bir yandan da disclosure prosesinin devam etmesi lazım ki, çünkü bu gerçekten yani milyonlarca insanın kullandığı ürünlerde bu problemler. Yani direkt açamıyorsun internete, koyamıyorsun. Ve bunların fix edilmesi lazım hani tam, veya bir patchlerin falan çıkarılması lazım. ST ile bayağı sıkıntılı bir prosesimiz oldu. ST ile sıkıntılı prosesimizin olmasının ana sebebi ST'nin bu disclosure prosesini anlamaması ile ilgili. Yani disclosure yaptık, anlamadılar önce. Ha, olamaz böyle bir şey. Hani çiplerimizde nasıl hata oldu? Daha önce görmemişler, atak yememişler. Bunu verify etmeleri bayağı bir zaman aldı. Bakın 4 ay sürüyor bu. Yani kaç defa konuştuk, e-mailler, telefonlar. Ve buradaki çalışanlar da aslında kriptocu ve sidechannel'dan da anlayan insanlar. Yani 3 kişiyle telefondaydık. Hatırlıyorum ilk başta bir write-up yolladık, grafikler falan filan. Leakage olduğunu, atağın olduğunu falan gösterdik. Telefonda ilk 5-10 dakika tanıtım oldu. Ondan sonra anlattık olayı. Sonra çok garip bir 3-4 dakika sessizlik oldu. 3-4 dakikadan önce yani pek atağın çalışacağına inanmıyoruz falan filan modundaydılar. O 3-4 dakika bir garip bir sessizlik oldu. Yani resmen sustular herhalde, kendi alanlarında konuştular. Ondan sonra geri geldiler. Ya bu çok kötü. İşte TCG'ye cevap bilgilendirmemiz lazım. Bir certified bir chip. Onların da prosesi değiştirmesi lazım. Tüm customer'larımıza yeni işte firmware patch'i yollamamız lazım. Veya işte SD'nin patch edilmesi lazım. OEM'lerle konuşacaklar. TCG için de çok kötü bir şey bu. İşte mesela ondan sonra HP ve Lenovo'da firmware'ler falan update edildi. SD kullandıkları için bu aletler. Yani disclosure'dan 5. ayda report ettik. 11. aya kadar bunları patch etmeleri sürdü. Ve işin garip yanı, hani bunu konuştuğumuz zaman zaten ellerinde yeni bir firmware vardı. Onu daha henüz release etmemişlerdi. Öyle dediler yani bize. Yani onu mitigate edeceğine inanıyoruz falan filan dediler. Bize hatta bizimle 9. ayda paylaştılar bu yeni kodu. Yeni koda baktık. Aynı şekilde data topladık. Hani koda bakmadık. Kapalı firmware'i verdiler. Onu programladık ST'nin içerisine. Hatta programlama kodu bile vermediler. Yeni bir alet yolladılar bize. Yani programlanmış için olarak. Ve o makinede çalıştırdığımız zaman o leakage'ler gitmişti. Yani düzgün bir Gaussian görünüyordu. Ve patch'ler issue edildi falan filan. Yani HP, Lenovo, Dell bunlar release ettiler sonra 11. ayda. Bu ST ile proses. Ondan sonra Intel'le de aynı şekilde bir prosesten geçtik. Şimdi Intel'le farkımız şu, yani Intel'le ST'nin
Intel'le biz senelerdir beraber çalışıyoruz zaten. Sürüyle daha önce disclosure'umuz oldu. Gayet standart bir prosesleri var ve çok daha profesyonel bir şekilde handle edebiliyorlar bu durumları yani. Çünkü alıştılar artık atakla mücadele etmeye, vulnerability ile falan. Ve ikinci ayda onlara rapor edildi. Daha önce tabii ST sonuçları daha sonra çıktı. Acknowledgement geldi. Onların da çünkü şimdi Intel'i düşünürseniz Intel daha bir büyük bir makina. Onların OEM falan temasa geçme, sürüyle OEM'leri var. Onlara patchler vermeleri falan filan. Çok uzun zaman aldı yani. Kendileri internal verification yaptılar falan filan. Şimdi Intel'le konuştuğumuzda şu ortaya çıktı aslında. Şimdi ilginç yanı şu. Intel'in FTPM'e Intel'in bir IPP crypto library'si var. Bizim iki sene, hani bu çalışmadan iki sene önce atak yaptığımız, Intel'e fix ettirdiğimiz benzer bir atak. Yani aynı atak değil ama benzer bir atak. Yine timing atağı. Bir library var. Ve işin ilginç yanı TPM'in içerisine koyduk, aynı library koymuşlar. Ve bu library update edilmemiş. Yani dışarıdaki IPP, hani açıktan download edilen Intel IPP library'si update edilmiş. Bu bizim patch'ten önce. Ondan sonra biz bu hata yaptığımız zaman Intel FTPM'in içerisindeki IPP eski IPP, patch edilmemiş IPP. Yani aslında bir şekilde aynı library'e iki kere atak yaptık farkında olmadan. Yani biz TPM'in içerisinde Intel IPP kullanıldığını bile bilmiyorum. Yani onlar confirm etmiş oldu. Onlar upgrade ettiler IPP'lerini. Oradan çözüldü yani o da. Yani Microvault makalemiz var bizim işte ikisi daha hani 2017 mi 18'de mi yayınladığımız. Oradaki CV'lerden bir tanesi yeterli olur dediler. Başka bir tane de bu TPM, FTPM için CV işe ettiler ve firmware çıktı yine 11. ayın ortasında. Ondan sonra işte bunu release ettikten sonra bayağı bir medyada ilgi çekti. İşte değişik yerlerde cover edildi falan filan. Hani neticede atak kendisi hani kullandığımız Lattice hata biliniyor. İşte timing problemleri zaten her zaman bilinen bir şey. Ama target önemli olduğu için medyanın ilgisini çekti. TPM çipleri falan filan. Çok yerde yayınlandı böyle. Avrupa'da hatta uzak doğuda falan birçok yerde de kabul edildi. 11. ayda öyle devam etti. Ondan sonra uzun zamandır bakmadık. Nuvoton muydu? Chip manufacturer'lardan bir tanesi de aslında daha sonra temasa geçti bizimle. Evaluation falan istediler ama yapmadık yani. Çünkü bayağı kapalı bir projeye dönüşecekti. Yaptığımız bir şey değil. Teşekkürler. Bu talk'un sonu. Eğer bununla ilgili bilgi istiyorsanız tpm.fe'ye girebilirsiniz. Orada makale var, koda linkler var, FAQ var, soru cevaplar falan filan. Aynı zamanda bununla ilgili kod da GitHub'da duruyor. Oraya da bakabilirsiniz. GitHub, Vernam Lab, TPM Fail diye. Hocam ben hepimiz adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dinlediğiniz için. Sağ olun. Çok ilginç bir çalışma olmuş. Evet arkadaşlar sorularınız varsa buyurun. Galiba herkes sorularını sordu mu? Evet, zaten bayağı durduk hani konuşma esnasında. Evet. Bir de kusura bakmayın ben biraz uzattım ama yok, genelde yok. Hani talk verdiğiniz zaman böyle çok hızlı 20 dakika 30 dakikaya sıkıştırılmış oluyor ve teknik kısımları da ağırlık basıyor. Bu biraz daha sosyal yönü olan bir çalışma olduğu için. Ama şimdi şöyle zaten rahatız hani müsait olmayan ayrılır veya çay almak isteyen. Tabii. Mesela bir seminer odasında olunca herkes orada kapalı. Belki işi olan var çıkamıyor falan ama bizim zaten işi olan çıkar. Ne yapacaksın? Evet. Evet. Peki. Benim bir sorum var hocam mümkün mü? Tabii buyurun. Buyurun. Kusura bakmayın. Kimdi bu arada? Soruyu soran ses. Evrim ben hocam. Evrim biraz daha şey ya biraz boğuk geliyor bilmiyorum hani. Biraz daha yakınlaştı. Tamam mı? Tamam çok daha iyi oldu böyle mikrofonda. Hocam şeyi merak ediyorum ben. Bu
3 el algoritmasında bu noise'un etkisini nasıl elimine ettiniz asıl? Yani o sample'ları network üzerinden topladıktan sonra bayağı bir hata, bayağı bir noise olmuştur orada diye söylemiştiniz. İşte Atam bazen hani şimdi şöyle aslında. Intel için öyle bir çok sıkıntımız olmadı. Zaten genelde birinci, ikinci iterasyonda buluyorsun. Atağın kendisi 1-2 saniye falan sürüyor el ele atağına. Hani 2 kere 3 kere iterate etsen bile 3-5 saniye, 10 saniye, 1 dakikanın altında hallediyorsun yani. Diğer daha noisy case'lerde deneme yanılma yapman lazım. Hani diyelim ki 80'lik bir lattice yapacaksın. O 80'in içerisine bir tane bile girse atak çalışmıyor yani. Tamam, güzel bir soru. Sorduğun gayet önemli bir soru. Yani arada mesela bir tane yanlış var, onu bulmaya mı çalışıyoruz? Yani kombinatoryal. Onu aynen kombinatoryal olarak deneme yanılmayla yani ondan sonrası. Hani 80'lik atak yeteri kadar hızlı olduğu için 3 saniye sürse, 4 saniye sürse yani aynı hatayı 80 kere, 100 kere tekrar et. Değişik subsetlerini alarak mesela. Hani 80 tane sample'la değil de atıyorum birkaç yüz tane, 200-300 sample'la 80'lik subsetlerine bak mesela. Hani subsetler n kareyle, daha doğrusu 200 senle büyüdüğü için çok az bir fazladan sample alsan zaten sürüyle subset oluşuyor. O noise'u öyle elimine edebiliyorsun. Hani bundan daha iyi bir şey yapılabilir mi? Büyük ihtimalle yapılabilir. Açıkçası o benim artık uzmanlık alanımın dışında, onu Nadia bilir yani, öyle söyleyeyim. Nadia Henninger falan. Bundan sonra zaten bu çalışmadan sonra şeyler var. Mehdi Tibuşi var. Akira bir öğrencisi var. Nadia ile beraber başka makaleler yayınladılar. Yine bunun gibi latisler falan kullanılan. Değişik implant, OpenSSL'e falan atak yaptılar. Hatta bir tane kolaborasyon da yaptık. Wolf SSL'de bir leakage bulmuştuk. 2 bitlik. Şimdi buradaki çalışmalarda hep 8, en fazla 4 bite inebildik latisle. Ondan sonra Mehdi'lerle, Nadia'yla falan beraber aslında küçük bir çalışma yaptık ama yayınlamadık. Çünkü o software patch edilmiş zaten. Wolf SSL'de 2 bit fixlemişler. Akıllar artık kodu kim yazdıysa diyor ki fix large, force large magnitude diyor. Comment yazmış içine. Dördüncü bitle altıncı bitini bile birle endli, o orluyor pardon. Nuance. Magnitude büyük olsun diye. Artık random number generator bozulur diye mi korkmuş ne? Bu bize şey verdi. 2 bitlik bir leakage verdi nonce üzerinde. Bunu formüle ettik biz. Mehdi'lerle beraber çalışıyorduk. Onların bir bu lattice hatağından daha kuvvetli olan bir Bleichenbacher hatağı var. Bleichenbacher. FFT falan kullanıyor. Tamam, Fourier transformu kullanıyor. Çok güzel, zekice bir atak. Biraz şeyi andırıyor aslında. Bu Shor'un hatağını andırıyor. Kuantum hatağını andırıyor. FFT kullanarak aslında daha kuvvetli bir sonuç üretebiliyorsun. Daha fazla sample gerekiyor. Ama çok daha az leakage ile sonuç çıkarabiliyorsun. Ve noise'a daha tolerant o atak. Bu atak noise tolerant değil fazla, bu lattice atağı. Bleichenbacher atağı kullanarak biz orada mesela 2 bitle, 2 bitlik bir leakage'la nonce'dan sadece 2 bitini biliyorsun. 256 bitten. Onunla kırdık yani o OFSSL'i ama işte o arada patch etmişler falan filan, eski versiyonu bu falan dediler. Yayınlamadık yani, yeteri kadar büyük bir sonuç olmadı. O arada da background'da başka bir library atak yapıyorlarmış. Geçenlerde 1-2 ay önce çıktı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 1 bitlik leakage atak yaptılar. Aynı FFT kullanarak. Bleichenbacher atak kullanarak. Ve o atakla şey yani 1 bitlik bir leakage bile olsa nonce'da, hatta 1 bitin altında leakage diyorlar. Yarım bite kadar inebiliyorsun. Information teoretikli. Yani biraz bir hafif bir bias olması yetiyor nonce'da kırmak için yani. Yani benim açımdan, benim gördüğüm, hani noise tolerance'dan sorduğun için onu söylüyorum. Bleichenbacher atağı daha kuvvetli bundan. Çok daha kuvvetli ama daha fazla sample gerekiyor. Yani bir bitlik bir leakage ile kırabiliyorsun yani ECDSA'yı. Benim açımdan da aslında yani ECDSA'yı, ne bileyim RSA'yı da aynı şey yapabiliyorsun. Orada da DSA algoritmasına falan, DSS'e falan.
inanılmaz fragile yani. Böyle bir bit, iki bitlik leakage'la nasıl kırıyorsun yani? Hani diyoruz ya derste falan, bilmem kaç sene şey yapman lazım. Yani bir noktada artık bunlar kırılabiliyor neredeyse yani. Hani bir bitlik leakage demek, çok hafif bir bias varsa random number generator'da kırabiliyorsun demek yani. Veya nonstar işlemi sokulduğu sırada. Yani implementation'dan hiçbiri mükemmel değil. Hepsinde bir şeyler var yani mutlaka. Wolf'ta target neydi hocam? Şey Apache miydi yoksa SSH daemon falan mıydı? Wolf'ta bir dakika hatırlamam lazım. Wolf'un core kriptosunda vardı problem. Ama patch etmişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam DSA'deydi. Tamam. Bakabilirim yani. E-maillerde falan duruyor eski de. Yayınlamadık zaten ama yani kodun içerisinde hatta comment olarak da duruyor. Force large magnitude on nonce gibi bir şey yazmışlar. Bakıyorsun koda. Nonce'ı random seçiyor. Herhalde ya random number generator'e mi güvenmiyor? Ne yapıyor? Nonce'ın 4. ile 6. bitimi, 3. 5. bitimi, 2 bitine mask ediyor. 1 koyuyor oraya. İyilik yapıyor güya ama o bitleri fixlediği zaman bize leakage veriyor. O bitleri hani lattice formülasyonda o bitleri başa kaydırıyoruz. Ve yine bize bir short wave formülasyonu verebiliyor. Şey target olarak yani network'ten nasıl sal yani hangi porttan yani Apache. O noktaya Apache gelmedi hatamız. Yani gelmedi. Buradaki gördüğümüz aynı burada başladığımız gibi başlamıştık. Zaten şey aslında hani leak için nereden alabildiğin her zaman başlangıç noktası ve burada mesela aslında dışarıdan hani leak için aldık. Başta şeyden başladık. Lokal makinede kernel root adversary assume ettik. Ondan sonra user adversary'ye çıktık. Sonra UDP'ye çıktık. Ondan sonra VPN üzerinden yaptık. Hani giderek assumption'ları elimine ederek uzaklaşma. Zaten hani bir şekilde bunun USENIX'e falan kabul almasının esprisi de o yani. Hani eğer sadece kernel modülüyle yapmış olsak belki bu community çok ilgisini çekmeyebilirdi yani açıkçası. Hani belki Chess'e veya başka yere gitmemiz gerekirdi. Çok fazla assumption var diye. Ama şimdi başka ataklarda mesela hani onun dışında son zamanlarda LVI atağı var mesela. MDS Medusa diye başka bir atak çıkardı geçen sene. Orada daha çok CPU'dan gelen leakage'lara falan hani Meltdown Spectre cinsi o tip ataklarımız var. Orada mesela yine kripto library'lere falan atak yapıyoruz. TPM'e değil de. Ama oradaki leakage mekanizması inanılmaz farklı yani. Böyle timing değil de. Anlatabiliyor muyum? Yani orada datanın kendisi leak ediyor bazen. Hani anahtarı Medusa diye bir yatağımız var mesela, ona bakabiliriz. Veya Copycat var. Orada MDS ataklar, işte CPU'lar içerisinde Intel'in kullandığı optimizasyonlar yüzünden threadler arasında data leak edebiliyor. Onu kullanıyoruz MDS ataklarını. Leak eden de mesela anahtar, PGP anahtarı file'dan memory'e yüklenirken orada copy instruction'ı kullanılıyor. Copy instruction'ı internal CPU buffer'larında iz bırakıyor. Bazı byte'ları görünüyor anahtarın. Çok küçük bir kısmı hani böyle hepsi falan değil. Ama biz o partial exposure'dan ondan sonra yine benzer bir lattice atakları falan yapıyoruz. Bu anahtarı recover edebiliyoruz. Yani her zaman değil, belli bir probability ile. Yani çok farklı bir atak buna göre ama en altta kullandığı lattice teknikleri benzer. Anlatabiliyor muyum? Yani leakage nereden geleceğini bilemiyorsun. Bayağı uğraşmak gerekiyor. Bu atak çıkana kadar yani 6 ay uğraştık yani. Hani atakta bir de şu var yani. Hani sonuç görene kadar bilmiyorsun, çöpe mi atıyorsun zamanında. Bir şey çıkmayacak. Infineon'a biraz zaman harcadık. Bir şey çıkmadı yani burada mesela. Hani yayınlanmış bir makalemiz varsa yayınlanmamış onun kadar belki 5 tane var yani. 5 tane çalışma var yani. Teşekkür ederim hocam. Evet. Ben teşekkür ederim. Kusura bakma biraz dağıldı ama hani genel şeyleri paylaşıyorum. Yani. Evet arkadaşlar, başka sorunuz var mı Berk Hoca için? Hocam ben çok hızlı bir şey sorayım. Hazır TPM'lere eliniz değmişken, bu mesela iPhone'ların kendi kripto çiplerine müdahale etmeyi düşünür mü? Orada tabii block cipher encryption var. Advanced encryption standart kullanacaklar ama bu full disk encryption'ı özellikle
forensics'te çözmek için ihtiyaç çok fazla. Benzeri bir çalışmayı hani yapmayı planlıyor musunuz diyeyim, hani şimdikinden direkt gibi değil ama. Bizim genelde son iki senede çalışma stilimiz opportunistik oldu. Yani neyi buluyorsak hemen onun üzerinde. Açıkçası özellikle geçen sene bu MDS atakları falan, bunlarla beraber zaten çok fazla buna bakalım diye zamanımız olmadı. Yani bir çalışmayı yaparken genelde bir sonraki 2-3 tane çalışma bir anda çıkıyordu ortaya. Bazen davet aldığımız gruplar var. Yani şeylerle, o Graz ekibiyle mesela bu Meltdown Spectre'yi çıkaran ekiple bayağı çalışma yaptık ortak. Onlar kriptodan anlamıyor. Biz de onların anladığı şekilde operating, yani system security'den anlamıyorduk. Ama bir araya gelince çok güzel çalışmalar çıktı mesela. Copycat, Medusa geçen sene. Yani açıkçası öyle çok fazla target kendimiz seçmedik yani son iki senede. Yani rüzgar ne tarafa estiyse. Şimdi Apple'la ilgili bir geçenlerde bir çalışma gördüm. Birileri atak yapmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Daha yakın zamanda birkaç gün önce şeye çıktı. Titan Security Key Google'ın ona çıktı. Yine onda da hani USB'ler var ya, UCF Authentication var şimdi. UCF Key. O bayağı önem kazandı bu arada. FIDO protokolü var. Hani Remote Authentication için password girme yerine USB dongle'ın üzerinde bir button var, ona basıyorsun falan. Yani Secure ID'nin biraz daha gelişmiş hali diye düşünün. Bilirsiniz RSA'nın. Ona bir atak yaptılar geçenlerde. Yani çok fazla olmadı, birkaç gün oldu Titan'a. Biz daha çok şeye atak yaptık. Son 2-3 senede bu SGX'e falan bayağı atağımız var. AMD'nin SEV'sine aynı şekilde. Hani bu Trusted Execute, TE'lere bayağı atağımız var aslında. TE'lere. FPJ platformlarına yaptık. Onunla ilgili ekstra bir çalışmamız var. Kenarda devam. Hatta Intel'in fund ettiği bir çalışma bu. İşte Next Generation FPJ. FPJ'leri şimdi cloud'a koyuyorlar falan filan. Orada da bayağı bir leakage var. Yani birçok hata aslında burada görüyorsun. Yeni bir platform çıkıyor. Oraya uyguluyorsun falan. Öyle devam ediyor. Fikirler böyle devam ediyor. Başka sorumuz var mı acaba Berk Hoca için? Yoksa evet hocam, yeniden teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler.